İnsanlar hep söyledi durdu Orta Doğu'da askeri yığılımın felaketine sonuçlanacağını ve hiç beklenmedik bir şekilde haklı çıktılar. Askeri Amerikan uçağı Orta Doğu'daki bir üsse doğru yol alırken Güneydoğu dağları üstünde düşüp infilak ettik ve taşıdığı ölümcül biyolojik virüsler kargosunu etrafa saçtı. Sonuç tamamıyla bir mahvoluş ve beş yıl içinde çevredeki nüfus yok edildi. Kıbrıs'ın kuzeyi binlerle göçmen kabul etti. Fakat altı ay sonra yerli insanlar arasında hastalıklar yayılmaya başladı. Ve sonunda adanın tüm nüfusu aynı şekilde yok edildi. bölgenin tüm ekonomisi hızlı bir şekilde çöktü. Ve binaları doğaya terk edilmiş bir çöl oldu ada. Zeytinlikler güneşte kurumaya terk edildi. Tatil köyleri terk edildi. Ve geriye kalmış bir kat sanayi yapısı dışında yavaş yavaş çökmeye yüz tuttu. Değişik kültürler izlerini bırakmıştı ama 10 bin yıllık bir uygarlığın varlığına dair çok az delil vardı. Birkaç harabenin dışında. Asırlar boyu işgallerden ve de işgalci şiddetlerden sonra şimdi ada öylece dokunulmadan kaldı. Çerpe çevre bir denize. Gökyüzü, ziyaretçi kuşlar, otlar, çiçekler ve bal özünü kovalayan bal arılarına. Hiçbir şey önemli değilmiş gibi görünürdü. Sessizlik dokundu her şeye sırayla ve kendince. Hepsi o kadar. Rüzgar estikçe toprak arınmış gibi göründü. Daha önceki bir ziyaretimi hatırlarım. Hafif bir esintiyle gımıldanan çiçeklere daldıydım. Tüm manzara sanki donmuş gibiydi ama bu bir tutam çiçek çevrelerindeki bu durgunluğuna olan ilişkilerini yakalamış kendi mekanlarında kendi ritimleriyle dans ederlerdi kültür doğayı dönüştüreceğine doğa şimdi kültürü dönüştürüyor ve bu sürecin hızı şaşırtıcıdır Hatta şimdi gökyüzü ve deniz daha da mavi görünürdü. İnsanların burayı terk edişinden sonra. Belki de şimdi toprağın kendisine izin veriliyordu. Yıkanıp yalnızlığının tadına varsın diye. Bu ülke ve sonra başka bir ülke. Her ülke bir ülkeler zincirinde ta ki ülkeler başka tür bir kütlede gaybolma noktasına ulaşana kadar. Eklenen ülkeler kendi kendilerinden eksilene kadar. Bu tür şeyleri düşünürdüm. Milletler, devletler, ülkeler, kıtalar. Ama tek görebildiğim göz alanımda denizin yarattığı ufudu. Öyle su oluşumların sonsuzluk niteliğini kabul ederek hep. Orada, uzaklarda, içinde kaybolabileceğimiz veya silinebileceğimiz bir nokta hayal edebilir misiniz? Öyle bir noktayı aramaya çıkabilirik. Çünkü bu noktalardan başlayarak haritalama ihtiyacımız var. Yoksa kaybolma ihtimali aşırı karşı konulmaz olur bir harita gördüğümde, hem bir noktayı bulmam için hem de muhtemel bir nihai oluşun, kesinliğin göstergesi olduğu için var olduğunu takdir ederim. Ya da isterseniz bir mezar taşına çevrilen bir nokta.